أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresindeyiz. 46. ayetteyiz. Estaizu billah. Enam suresi 46. ayet. Nufassilu ile Nusarrifu arasındaki farkı yoklayan bir. Hocam Kur'an'ın birisi de zaten Kitab-ı Mufassal değil mi? Tabii öyle bir isim verebiliriz yani, ama böyle bir yerde geçiyor anlamında soruyorsanız o şekliyle geçmiyor. Yok. Kitab-ı Mubin şeklinde geçiyor. Ama yani Kitab-ı Mufassal şeklinde geçmiyor. Ama biz ayetleri tafsil ediyoruz şeklinde ifadeler var. Fiil olarak Cenab-ı Hakk'ın ayetlere yönelik bu kullanımı var. Dolayısıyla bir sonuç olarak bu isim verilebilir. En son hangisindeydik? Tevbe'de miydik? Tevbe'yi yaptık. Yunus suresindeki ayette Cenab-ı Hakk'ın bir misali böyle detaylandırdığı, gökten indirdiği, yerin sularına karıştırdığı, insanların ve hayvanların yediği o bitkilerden söz ederek bir yağmur damlası indi, yerde bu bitkiler karşılığını buldu, büyüdüler. Ta ki hatta izâ ahadetil ardu zuhrufaha, ta ki yer güzelliğine kavuştu, zinetine ve zeyyenet. وَظَنَّ اَهْلُهَا ve halkı sandılar ki, zannettiler, اَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا biz bunun üzerinde muktediriz, biz bunun üzerine muktediriz. Yani bizim gücümüz ve kudretimiz altında bu yerdeki zenginlikler, buralar bizim zannettiler. Bu bizim zannetmek ve buna bağlı gelişmeleri tahmin edebilirsiniz. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغَى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى kendisini müstahni gördüğünde tuğyana yöneliyor. Buralar benim, bana yeter dediği zaman. Ne oldu? Onlar böyle zannedince etâhe emruna, emrimiz geldi onun üzerine. Leylen geceleyin, ev neharan yahut gündüzleyin. Fece'annâhe hasîden ke'enlem teğne bil emz. Daha dün sanki bu güzelliklere orası kavuşmamışçasına orayı bütünüyle yoksun bıraktık diyor Allah Azze ve Celle. Bunu dedikten sonra diyor ki kezalike, demek ki bu bir örnek, tafsilin bir örneği. Kezalike nufassilu, bak işte tafsil ediyoruz. Yani bölümlendiriyoruz mu veya örneklendiriyoruz mu veya detaylandırıyoruz mu? Hangi kelimeyi kullanacaksanız, ayette nufassilu geçmiş. El ayati, ayetleri kimler için? Li kavmin yetefekkerun, tefekkür eden bir topluluk için. Rum suresinde bir nevi darb-ı mesel var orada. Cenab-ı Hak o örneği verdikten sonra ayetin sonunda kezalike, işte böyle nufassilu, tafsil ediyoruz. Yani bölümlendiriyor, parçalandırıyoruz. El ayati, ayetleri li kavmin yaqilun, akleden bir topluluk için. Nufassilulara böyle baktık. Şimdi nusarrifulara bakalım. Bu kaç tane çıkar? Bundan 5 tane varmış.
Musarrifu. Enam suresinde bizim okuduğumuz ayet ilk Musarrifu'nun geçtiği ayetmiş. Deminkilerde dikkatim Nufassirlerle birlikte hep kezalike vardı sanıyorum öncesinde. Kezalike işte böyle işte böyle ifadesi vardı. Burada Enam suresi Musarrifu'da bak nasıl tasrif ediyoruz. Tasrif kelimesinin şeyi dediğim gibi parçalandırma diyebiliriz. Yani diyeceksiniz bölümlendirmeden farkı ne? İşte bilmiyorum onu şey yapmak için zaten şey diyoruz. Ama Allah Azze ve Celle bir yerde tasrif diyorsa, bir yerde tafsil diyorsa bunun hizmet ettiği bir maksat vardır. Bunun gözetildiği bir mana vardır. Buna dair bir dikkat vardır. Cenab-ı Hak rastgele yani burada tafsil dedik çok kulak tırmalamasın iki tane sonra nufassiru diyelim gibi değildir. Ama oradaki nedir o incelik onu belli bir gayretin içine çabanın içerisine girenler görür. Ama kelime anlamı itibariyle işte sarraf örneğini verdim. 10 lirayı birer lira birer lira ayırdığında bunu sarf etmiş oluyor. Yani bozuk para gibi bozmuş oluyor. Bir bütünü cüzlerine indirgemiş oluyor gibi düşünebilirsiniz. Tafsil ise nufassilu ise bölümlendirme anlamında. Çok yakın buna manası. Haklısınız. Enam suresi 46. ayette böyleydi. Enam suresi 65. ayette burada da bak ifadesiyle gelmiş. Deminkilerde kezalike ifadesiyle gelmişti. Burada bakla geldi. Bilmem bundan sonra nasıl gelir. Henüz 3 tane daha var. Deminkinde keyfe vardı. Bunda keyfe yok. Bunda da keyfe var. Evet. Nasıl bunda da var evet. Ama deminkinin nasıl önceydi herhalde. Yoksa orada da mı nasıl? Undur keyfe nusarrif. Burada da aynı. Undur keyfe nusarriful ayati li kavmin leallehum yefkahun. Tabi böyle gidecek mi bilmiyorum. Bu ayetteki örnek ise de ki o üzerinize bir azabı göndermeye gücü yetendir. Min fevkikum üzerinizden ev min tahti erculikum yahut ayaklarınızın altından ev yelbisekum şiyan yahut sizi parça parça ayırıp ve yuzika ba'dakum be'se ba'd ve bir kısmınızın sertliğini diğer bir kısmınıza tattırarak savaşlar üzerinden olur, münakaşalar, sıkıntılar üzerinden. Bunları Allah Azze ve Celle yapmaya muktedirdir. İster yer altından, ister her yönden size azap gönderebilir. Dedikten hemen sonra bu kez yine bize diyor. Ondur bak. Ondur bak. Keyfe nusarriful ayati. Bu da bir ayetlerin tasrif edildiği bir örnekmiş. Yani şundan %100 eminim ki ayetlerin tasrif edildiği örneklerle ayetlerin tafsir edildiği örnekler bir yönüyle bambaşkadır. Ama şu an onu biz görmüyoruz yani. Mesela buradaki tasrif edilen örnekte Cenab-ı Hakk'ın azap göndermesinden bahsetmiş. Azap gönderdiği takdirde bunun ne yönlerden olabileceğini anlatıyor. Yani bir bütün olarak azap göndermekten düşünün. Bir de bunu hangi açılardan azap olabilir? İşte altınızdan olabilir. Belki tasrif dediği bunlar. Yani kendi içindeki çeşitlerini sunuyor. Yahut ayaklarınızın altından olabilir, üstünüzden olabilir. Ya Rabbi başka nelerden azap gönderebilirsin dedikçe biz Allah'a sanki o da sarf ediyor bu sefer. Yani daha da parçalarından söz ediyor. Diğer unsurlarından söz ediyor. Yani onun içerisinde şu azap da olabilir, bu azap da olabilir çeşitlerinden. Ne diyor? Mesela diyor sizi parçalara, gruplara ayırırım. Belli şeyler oluştururum. Ayrım vesileleri. Sonra o siz gruplara ayrıştıktan sonra aranızda biriniz diğerinizin üzerine yürür. Kıyarsınız birbirinize. Bunu birinizin üzerinden diğerinize azap etmem şeklinde yapabilirim diyor. Bak örnek veriyorum görüyorsun değil mi? Bunlar ayetlerimi nasıl tasrif ettiğim için bir örnek durumdur. Bak diye de işaret etmiş. Umdur. Demek ki bakıp üzerinde nasıllığını düşünmek icap eden bir durum var ki Cenab-ı Hak hem duraksatıyor hem nasıllığına bakmamızı emrediyor.
Enam suresi 105. ayette bu kez Nufassilu örneklerinde olduğu gibi kezalike ile gelmiş ve kezalike nusarriful ayati. İşte ayetleri böylece tasrif ediyoruz. Dedikten sonra Cenab-ı Hak ve liyekulu darasta. Varsın onlar sen ders yaptın desinler. Yani bunu birinden öğrendin, biri sana bunu tedris etti. Bu onların ithamı olarak kala dursun, bir şeye yaramaz. Bu ithamı onlar hep Kur'an aleyhinde yapacaklardır. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Biz onu akreden bir kavim için tebyin edeceğiz, açıklayacağız buyuruyor Allah Azze ve Celle. Enam 105'te. Bunun da öncesindeki duruma, yani kezalike ile Cenab-ı Hakk'ın işaret ettiği duruma bakılabilir. Nufassil örnekleri alınıp bir tarafa konulabilir. Nusarrifu örnekleri alıp bir tarafa konulabilir. Bunların arasındaki ayrıma dikkat kesinlenebilir. Yani Cenab-ı Hak niye bir vakit Nufassil'i kullanıyor, diğer yerde niye Nusarrifu'yu kullanıyor? Araf suresinde 58. ayette bu kez de yine kezalike ile verilmiş. İşte ayetlerimizi böyle tasrif ediyoruz dedi Cenab-ı Hak. Bu kez şükreden bir kavim için. Oradan da karineler aranabilir. Yani Nufassilu dediğinde hangi tür kavimler için tafsil ettiğini söylüyor. Çünkü aradaki ilgi mühim. Nusarrifu dediğinde hangi tür kavimler için bunu söylüyor? Mesela burada Nusarrifu dediğinde bu kez şükreden bir kavim için demiş. Yusuf suresinde, Yusuf kıssasının içerisindeki bir hadisede ve kıssanın en önemli noktasında kadının Hazreti Yusuf'u kendisine davet ettiği, onun da ona tam yeltenecekken, yeltene duracakken Rabbinin burhanıyla geri çekildiği yerde Cenab-ı Hak kezalike diyor. Kezalike. Ha yok, linusarrife değil, linasrife anhu su'a. Sarafa an başka bir şey. Sarafa an ile kullanılınca bir şeyden bir şeyi çevirmek demek olur. Evet. Yani an harfi cerri gelince bitti. Yani efendim nusarrifu, sarafa aynı kökten vesaire demeniz çok anlamlı değil. Sarrafe fiili feale vezniyle deminden beri konuştuğumuz anlamda, ama sarafa haliyle şeddeyi kaldırdık. An ile kullanımı sarafa anhul bela, belayı ondan çevirdi demek yani. Kezalike işte böyle li nasrife anhu su'a, ondan kötülüğü uzaklaştıralım diye, sarf edelim diye. Vel fehşa'a ve çirkefliği, innehu min ibadinel muhlasin, o bizim muhlasin dediği kullarımızdan diyor Cenab-ı Hak. O öyle olduğu için de Allah Azze ve Celle onun en çaresiz, en belki iradesinin zayıf olduğu noktada Allah Azze ve Celle onu bürhanıyla tespit etmiş. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ İşte vaktiyle muhlisinden olunca dar zamanda da zor zamanda da bu kez Allah Azze ve Celle'nin velayeti, onun dostluğu yetişiyor. Tıpkı Uhud ashabında onlar çözüle durmuşken, tam ayrılacakken اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ Orada da hemme var. Burada da hemmeyle aynısı. Yani nasıl bir şeyse buna işte yeltenme diyebiliriz yani. Ola yazdım dedikleri tarzda. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا Sizden iki taife neredeyse çözülmek üzereydi. Yani ayrılıp Medine'ye geri gidecekler. Resulullah'ı ve onun ordusunu bırakacaklar. Hıyanet yani, başka bir açıklaması yok bunun. Sen git savaş, biz çekiliyoruz demek ya. Sizden iki topluluk neredeyse çözüle yazdım. Oldu idhemmet taifeten minkum en tefşele. Ama vallahu veliyuhuma, Allah o iki çözülmekle sınıra gelen, kıyısına gelen o topluluğun Allah dostudur diyor Cenab-ı Hak ve onların çözülmelerini engellemiş. İşte burada da muhlasin olan kullardan Hazreti Yusuf'u Allah Azze ve Celle aynı şekilde velayetiyle bürhanını gösterip ona o esnada desteklemiş ve kurtarmış. Demek ki o zaman nusarrifu dört yerde, nufassilu yalnız bu kalıbıyla, bütün türevleriyle değil, nufassilu altı yerde var.
diğer örnekleriyle birlikte tümüyle de bakılıp konu hakkında daha bütüncül bir çalışma yapılabilir. Öylece sonuç aranabilir. Ama geneli itibariyle meallerde bak nasıl nusarrifu dediği yerde de Cenab-ı Hakk'ın, bak nasıl nufassilu dediği de yerde de Cenab-ı Hakk'ın, Türkçe'ye karşılık düşüreceğimiz kelimeler biri diğerinden çok farklı olmayacaktır. Ondur keyfe nusarriful ayet. Bak ayetleri nasıl tasrif ediyoruz. Bu da bir tasrif örneğiymiş. Tabi bu tasrif örnekleri yazılsa biri aralarındaki müşterek yanlar bulunabilir. Tafsil örnekleri de yazılsa onlar arasındaki müşterek yanlar da bulunabilir ve sonuca gidilebilir diye düşünüyorum. Çok vaktimi alır diye girmeyeceğim. Ondur keyfe nusarriful ayeti. Bak ayetleri nasıl tasrif ediyoruz. Thumme daha sonra hum yasdifun. Onlar yüz çeviriyorlar veya vazgeçiyorlar, bırakıyorlar, sürdürmüyorlar, devam etmiyorlar. ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Sonra onlar çekip uzaklaşıyorlar. اُنْلُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ. Klima hadisesi ne oldu? Çalışmıyor. Çalışmıyor öyle mi? Müfessiri okuduk, ayeti okuduk. Şimdi müfessirin ayetle ilgili söylediklerine bakalım. Yuhbiru Teala, Allah Azze ve Celle haber veriyor. Ennehu keme ennehu huvel muteferridu bi halkil eşyai. Eşyayı yaratmakta kendisi nasıl fert ise, nasıl tekil ise, nasıl bir tane ise, ve tedbiriha ve onları tedbir etmekte, yürütmekte, devamını getirmekte. Çünkü sadece olay halkla ibaret değil. Bazıları Allah Azze ve Celle'ye halkı tevdi edip, yani yaratmayı, sonrasını sanki her şey kendi başına ilerliyormuş gibi yahut ilerleyebilirmiş gibi. Ya bu kulların yaptıkları işlerde bile yok. Yani kulların yaptığı işlerde bile tesis nasıl bir şey ise İşletme de onun devamında. En az onun kadar önemlidir yani. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle buyuruyor ki اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ. Yaratma da onun, yürütme de onun, söz de onun, başlangıçta ilk başta yarattığı gibi devam ettiren de o. Zaten aklen düşünürseniz bu devasa sisteminin tesis edilip edilmesinin yaratmaya dayalı olarak Allah Azze ve Celle'ye dönmesi, abi ne yaptıysan iyi oldu, bir şeyler geliyor şimdi. Yaşatılmasının, devam ettirilmesinin hiçbir güce ihtiyaç duymadığı, hiçbir bilgiye ihtiyaç duymadığını, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını söylemek aslında son derece mantıksız olur. Şimdi adam mesela getirdi şu klimayı şuraya koydu, yaptı, imal etti, bilmem ne yaptı, gidecek. Bize de dedi ki işte tamam bunu şu düğmeye çalışınca, düğmeye basınca çalışır. Bizim ilk söyleyeceğimiz ne olur? Ya bozulursa ne yapacağız? Seni nerede bulacağız? Tam bunu buraya koydun da bu bir gün çalışır, iki gün, 10 gün çalışır. Bir vakit sonra bunun belli ihtiyaçları olur. Bakımı olur, bizim soracaklarımız olur. Bunu nasıl yapacağız, nasıl kullanacağız? Çünkü eşyanın kendi halinde, kendi kontrolünü kendi içinden dinamik olarak sağlayıp devam etmesini, hele hele böyle bir sistemin yürümesini öngörmek mantıklı bir şey değil. Bir insandaki bir sistemin bile tesis edildiği, yaratıldığı kadarıyla yine aynı miktarda kontrol altında yaşatılması, ilahi kudretin hem bilgisini hem gücünü hem yardımını hem kontrolünü her şekilde gerektirmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle as-Samed'dir. Yani her türlü ihtiyaç ondan görülür. Kulle yevmin huve fî şe'en, her dem, her vakit göklerde, yerde, insanda, insan hücreleri de ondan ihtiyaçlarını görür. Dolayısıyla tedbir de Allah Azze ve Celle'nin, eşyanın yaratılması Allah Azze ve Celle'ye döndüğü gibi tedbiri de Allah Azze ve Celle'ye dönmektedir. Fe innehul munferidu bil vahdaniyeti. O yüzden biz Allah Azze ve Celle ilah olarak, halik olarak nasıl tek ise Rab olarak da yine
tektir. Onun rububiyetine ihtiyaç duymayan ne göklerde ne yerde herhangi bir şeyden söz edilemez. Rab dediğimiz işte bu, yaşatırken onun ihtiyaçlarını görmesi, eksiklerini gidermesi, isteklerini karşılaması anlamındaki terbiye eden yanıyla yüce kudret. Müfessir bu girişten sonra diyor ki, ayeti vermiş. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَدَ اللّٰهُ سَمَعَكُمْ. De ki, bir düşünün, Allah Azze ve Celle sizin işitmenizi alsa. Ya da böyle yarımdı. Yarım getirdi. وَاَبْصَارَكُمْ ve basiretlerinizi alsa. وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ ve kalplerinizin üzerini mühürlese. فَبَوْلَجَ بَقِيْتُمْ kalsanız بِلَا سَمَعِنْ işitme olmadan, وَلَا بَصَرٍ ve basar olmadan, وَلَا عَقْلٍ ve akıl olmadan. Geçen ders bu ihtimali de konuştuk. Yani bütünüyle bunu Allah Azze ve Celle'nin alması. Yahut başka ayetlerde tarif ettiği şekliyle hakkı görmeyecek kadar perdelemesi, hakkı görmeyecek kadar sağırlaştırması, ağırlaştırması. Normalde yanındakiyle duyar konuşur. Önünü görür, araba trafikte araç kullanır, kırmızı yeşili görür. Ama artık hakkı göremez. O hakkı göremeyeceği bir perde çekilmiştir. Ya bu örnekte Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği yine o durumdur. Yahut oralarda kısmi hakkı göremeyecek kadar olan engellemeler konu edilmişken bu ayette bütüncül engelleme konu edilmiş olabilir. Yani bütünüyle alsa, bütünüyle kalbinizi engellese, ki zahiri onu gösteriyor. Müfessir de zahirine itimaden öyle söylemiş. Febakitum kalsanız bilesemeyin. Bunlar sadece gelmesine kaynaklanan bir şey midir? Cenab-ı Allah Araf suresinde seesrifu an ayetin dediğini tekrar ediyor. Seesrifu an ayetiyel lezine yetekabber. Kulle ayetin. Yani bütün ayetlerimizi görmüş olsalar. La yu'minu biha. Yani buradaki ra'a ile basiret arasında sanırım bir fark var. Burada basiret söz konusu. Görmek, hacca, kumbesayre, bin rabbetun, kumun, ekserefeyi, nefsi gibi. Evet. Yani bunlara bakıldığı zaman görmekle... Bunlar arasında da bir ayrım olmalı. Yani ru'yet dediğimiz şey ile basiret dediğimiz şey. Bunların hepsi yerli yerince kullanılmıştır. Nazarla. Evet, nazar da aynı şekilde. Yani biz bunları çevirince hepsine bakmak diyeceğiz. Belki en fazla bazı yere de görmek diyeceğiz. Ama Allah Azze ve Celle nazarı da, ru'yeti de, basireti de kullanıyorsa şayet, bizim gibi ya denk geldi nazar dedim, denk geldi basiret dedim şeklinde değildir. Olamaz. Bunu Allah Azze ve Celle için öngöremeyiz. Allah Azze ve Celle neyi indirdiğini en iyi bilmektedir ve o sözü en doğru şekilde kullanmaktadır. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Kavil olarak Cenab-ı Hak kadar kim doğru? Dolayısıyla orada nazar diyorsa doğrusu nazardır, o yüzden nazar demiştir. Rü'yet olmaz mıydı? Yok, orada rü'yet yanlış olurdu. Olur bu sefer. Çünkü Allah doğrusunu en yerinde kullanan olarak kendisini söylediğine göre bu konuda çok iddialı. Bir benzeri ayette وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يثًا diyor. Sözün tamamına yönelik de anlamıyla da aynı şekilde en doğrusunun kendisine ait olduğunu. Başka türlüsü azıyla da çoğuyla da en küçük sapmalarıyla da hep yanlışa kademe kademe ilerler. Dolayısıyla nazar dediği yerde nazar doğrusudur. Diğerleri oraya eksik kalır, yetersiz kalır yahut yanlış olur. O dediğiniz de dolayısıyla yine belli araştırmaları gerektirir. Yani Cenab-ı Hakk'ın nazar dediği yerler, Cenab-ı Hakk'ın basiretten bahsettiği, rü'yetten bahsettiği. Ama özellikle o ayeti diyorsanız, Cenab-ı Hak tam da bu ayette dediği gibi سَأَصْرِفُ عَنْ اَيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. Ayetlerimden savup uzaklaştıracağım diyor. Kimleri? Yeryüzünde haksız yere tekebbürde bulunanları. Dolayısıyla haksız yere büyüklenmek, böyle yapan kimse Cenab-ı Hak kendi ayetleriyle buluşma imkanından yoksun bırakıyor. Yani bu davranışında ısrar ediyor, inat ediyor. Ben hayır büyükleneceğim, seni umursamıyorum demeye devam ediyor. Bir zaman sonra artık
Allah Azze ve Celle'nin ayetleriyle olan temas noktaları azalıyor ve zamanla bütünüyle kayboluyor. Bu nasıl olabilir? İşte basireti üzerine perde çekilerek, yani o kişi Allah'ın ayetlerinden nasıl savulabilir derseniz, mesafe konularak yaklaştığında böyle şey gibi yaylı bir sistemle onu uzaklaştırarak mı? Değil. Bunun nasıl olduğunu Cenab-ı Hak söylüyor. Kulaklarına sağırlık indirerek, gözlerini üzerine perdeleyerek, kalplerini mühürleyerek. Böyle bir adam artık dibinde de otursa وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ اِلَيْكَ Allah Azze ve Celle onlardan senin dibinde oturup sana bakan var. اَفَاَنْتَ تُهْدِ الْعُمْيَا وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ Sen mi köre hidayet edeceksin? Onlar bakmıyor veya basiret etmiyor olsalar bile. Dolayısıyla ayetlerden sarf edilmek, şu ayetlerin okunduğu ortamda bulunup belki de onu bizatihi anlatan kimse olarak bile ondan sarf edilmiş olabilir insan. Veya Harameyn'in içerisinde olur, Mekke'nin dibinde olur. Sürekli aracıyla geçtiği yerlerde mikrofonlardan hep ayetler duyduğu halde bile onun tercihi, onun ihtiyarı, seçimi, iradesi başka istikamette belli bir kararlı hal almış ise, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a tepkisi artık kararlı bir şekilde olumsuza dönüşmüş ise, Allah Azze ve Celle bu kişiye bir vakit sonra artık işittirmez o şeyleri. Artık görmesine de imkan vermez. Geri almıştır o imkanı. Çünkü o kişi o imkanlarını tüketmiştir. Buna tüketme diyoruz. Bitirmiştir. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Göklere, yere bakın diyor Allah Azze ve Celle. Devamında diyor ki ayetler iman etmeyen bir topluluk için hangi yararı sağlar ki? Demek ki iman etmek, tasdik etmek, körü körüne tasdik etmek değil, araştıran, inceleyen, en güvenli bilgiye ve kendisiyle güvene, huzura, emniyete kavuşacağı, ikna olup sükun bulacağı noktaya doğru yol arayan kimsenin çabasının bir sürecidir. İman süreci. O yüzden iman sürecinin bahsedildiği yerde, benzer yerde ilim sürecinden bahsedilir. En kavmin la yu'minun dediği yerde la ya'lemun de der Cenab-ı Hak. İnne şerred devâbi indallâhi summul bukmul lezîne la ya'kilûn dediği yerde, başka bir yerde inne şerred devâbi indallâhi summul bukmul lezîne sanıyorum la yu'minun bir başka ayette. Dolayısıyla o yine aynı insanın basiretini, işitmesini ve akletmesini kullandığı bir süreçte gelişen bir emn halidir, bir emniyet halidir, bir güven halidir ki kişi bununla mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub ayetinde olduğu gibi. Eğer buna yüz vermez, buna prim vermez, buradan uzak durur ve ısrarla, inatla başka istikametleri zorlarsa, Allah Azze ve Celle ondan bu araçları çeker alır. Nasıl çeker alır? İşte hakka kullanma süreçlerinde kullanılamaz hale getirir. Ama müfessir bütünüyle alındığını düşünüyor bu ayette. Dolayısıyla فَبَقِيْتُمْ بِلَا سَمْعِنْ İşitme olmaksızın kala kalırsınız. وَلَا basarin Ve basiretsiz kala kalırsınız. وَلَا aklin Ve akılsız kala kalırsınız demiş. Kur'an'da hiçbir ayette biz böyle aklı bir isim olarak görmüyoruz. Dolayısıyla diyelim ki şurası akıl. İşte Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği organ şu akıl, ona bu adı vermiş. Böyle bir şey yok. Kalp var mesela, kulak var, göz var. Böyle nesnel bir varlık olarak adıyla sanıyla hepsi var. Ama akıl dediğimiz şeyi Cenab-ı Hak böyle bir nesnel varlık olarak şu haliyle hiçbir yerde zikretmiyor. Fiil olarak var, bir eylem olarak bahsediyor ve bu eylemin hangi merkezde gerçekleştiğini de söylemiş. Kalpte gerçekleştiğini söylüyor. Akletmek dediğimiz faaliyeti kişinin kalp orijininde gerçekleşen bir eylem olarak Kur'an'da tanzim edilmiş. اَوَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا Aynı şekilde fıkh etmek dediğimiz, o da akletmenin bir türevi veya farklı bir örneği, belki kavramak diye söyleyebileceğimiz, o da yine kalbin bir faaliyeti olarak Kur'an-ı Kerim'de söylenmiş. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ayetindeki gibi. Dolayısıyla müfessirin burada kalp deyince doğrudan akıl diye anlaması o aradaki yakın ilişkiden dolayı olsa gerek. Çünkü akleden varlığımız kalbimiz.
Bazıları bununla beyin arasında bir, yani kafatası arasında bir ilişki kurup ya olaylar burada gerçekleşiyordu. Hani kalpte ne işi var bu işin? Kalpte bir şey yok. Kalp sadece doldur boşalt yeri, yani pompalıyor, kan pompalıyor. Onunla bir alakası yok gibi düşünüyorlar. Sonuçta eldeki tıbbi veriler de belki ilk aşamada buna dair sonuçlar kat'i olmasa da veriyor olabilir. Ama biz Kur'ani bilgiyi ilmin ulaşacağı bir sonuç olarak görmek durumundayız. Nitekim ilmin henüz ulaştığı bir kesin sonuçta söz konusu değil. Kişinin aklettiği şey olarak, işte beyinde şurada gerçekleşiyor, olay şundan ibarettir gibi bir kat'i sözü bitirmiş değiller. Aksine ya biz daha binde biriyle ilgiliyiz ve çok primer yoklamalar yapıyoruz. Sinyal yoklamaları üzerinden, ha galiba şuralarda şu köprüleniyor, şu şöyle olunca burada böyle bir köprülenme meydana geliyor diye son derece gözlemci ve sathi yaklaşımlar ile henüz daha beyin üzerinde çalışılıyor. Benim şahsi kanaatim, insan beyninin tıpkı bir bilgisayarda olduğu gibi mukayese eden, muhakeme eden, büyüklükleri karşılaştıran, verileri derleyen, toplayan, ondan sonra depolayan, bunların hepsinin beyinde gerçekleşmesi mümkün. Ama bunların bir şey halini aldıktan sonra, yani belli bir bilgi şeyleri rafine olduktan sonra bunların üzerinde sunulduğu ve üzerinde düşünme, yani akletme faaliyetini yürüten bir organ olarak insanın kalbinde merkezlendiğini, bunları düşünen, akleden ve üzerinde öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye karar veren bir organ olarak, yani biraz ruhsal boyutuyla ilişkili olmak üzere. Tamam, beyin hard disk gibi cayır cayır çalışıyor, bilgileri yüklüyor, karşılaştırıyor, oraya koyuyor, son derece rutin işlemler olmak üzere belli bir merkezi faaliyet yürütüyor. Ama esas arka planda irade noktasında karar veren ve önüne getirilen, karşılaştırılmış büyüklükler üzerinden tümevarım yapan, sonuca giden, akleden dediğimiz, tefekkür eden dediğimiz yanı itibariyle insanın esasen kalbinde merkezlendiğini ve oradan ruhuyla belki, ruhsal varlığıyla belki ilişkilendiğini düşündüren bir durum seziyorum bence, benim anladığım kadarıyla ayetlerde. Ve inanıyorum ki insan bu noktalara doğru da gün gelip ilerleyecektir. قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَخَدَ اللّٰهُ سَمَعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ. Mesela adamın kafasını taşısalar komple, belki oralardan belli veriler elde edebilirler. Beyin üzerindeki daha ileri çalışmalar, belki beynin vücutla senkronize ve son derece rutin faaliyetleri yürüten, esas karar alan, yani öyle değil böyle yapayım dediği, camiye değil de bara gideyim derken ki kararını aldığı yerde insanın ruhsal varlığı. Sizin bu söylediklerini destekler bir şey daha var hocam. Mesela çok zalim bir adama aslında o zilmi şey eden, akılken, yani onun kompanyı düşünürken kalpsiz adam deniyor. Ya da çok sevecen bir adama, yani muhakemenin gerçekleştiği yeri aslında biz de böyle ifade ediyoruz. Yani. Ve bu sadece bizde değil, bu universal. Bütün işte yani her yerde. Bütün milletler bunu böyle biliyor. Çok duygusal dediğinde kalpten kaynaklanan bir durum. Evet. Ve çok zulüm işleyen bir adamında aklın mahkemesi değil de kalbe bağlı. Hepsinden öte insanı sevgisiyle bu özdeşleşmiş, biliyorsunuz. Sevgi deyince hemen kalp. Nasıl yapılıyor? Böyle mi? Şöyle mi? Evet. Yani bu herkesin anladığı bir dil. İnsan bu dili efendim öyle bir kere biri yapmış da veya öyle bir bilinmiş öyle mi acaba? Yoksa bunu temelde kendisi bunun bir parçası olduğu için mi böyle ilişkilendiriyor? Mesela orada kalp olduğu kadar ne var başka? Mide var. Bağırsaklar var. Ciğer var. Ciğer var. Akciğerler var. Yani bunlardan biriyle ilişkilendirmemiş de kalple ilişkilendirmiş. Ya falanca millette de aslında bu mesele akciğerle ilişkilendirilmiştir diye bir örneğimiz var mı? Veya öteki tarafta soluk borusu bunun sembolüdür diyen bir örneğimiz var mı? Nedir bu bütün insanların söz birliği ettiği ve insani faaliyetin en önemli noktası olan sevgi, hayal kurma,
ilişkilenme, değerlendirme, duyguların kendisine geri dönüp bağlandığı bir nokta olarak, merkez olarak kalbin öne çıkması. Yani görünen yüzüyle en azından. Ama şimdi adam diyor ki biz karaciğeri şundan şu kadar yıl önce kitaplarda açıp okuduğunuzda işte 40-50 tane şeyiyle tanıyorduk. Şimdi maddi karaciğerin o zaman elimizdeydi maddi karaciğer. Ama şimdi 200'den fazla diyelim özelliğini yazıyorlar. Karaciğer mi geliştirdi kendini? Yok, biz keşfediyoruz. Bizim keşif yolculuğumuz devam ediyor. Dolayısıyla maddi kalp dediğimiz şey yarın bir yanını keşfettiğimizde bu dün yoktu demeyeceğiz. Kalbin o yanı, yani bu dediğimiz faaliyet alanı hangi boyuttadır? Henüz bizim keşfettiğimiz bir yönde değil mi ki göremiyoruz? Biz gördüğümüz kadarıyla kan pompalıyor. Ve bu dediğimiz şey çok kabaca bir şey yani. Bunu en kaba haliyle kalp için söyleyebilirsiniz. Bir başkası da diyebilir ki kalbe bağlı ama gözle görülmeyen ama kalp odaklı ve bir ucu da ruha açılan, yani ruhun insan bedenle ilişkilendiği, ruh gelip bu bedene yerleştiğinde nereden şeyini, temas noktasını sağlıyor, bedene hakim olmaya başlıyor. Ve ayrıldığında, geri gittiğinde geri elimize sadece bir ceset kalıyor. Hiçbir hareket, tepki vermeyen. Bunun illaki bir temas sağladığı, yani bir nokta vardır. İşte ben o noktanın, yani insanın gelip yerleştiği, Allah Azze ve Celle'nin ruhtan kendisine üfleyerek canlı hale dönüştürdüğü o temas noktasının Allah-u Alem kalbi üzerinden gerçekleştiğini düşünüyorum. Ve o gerçekleşen yönüyle tabi ruh öyle elle tutulur, rengi resmi çekilir bir şey olmadığına göre sizin bahsettiğiniz kalbin öteki yüzü, belki görünmeyen yüzü. Bilmiyoruz, Allah-u Alem. Ama şunu demeye yer olmadığını düşünüyorum. Ya Kur'an'da Allah Azze ve Celle kalp diyor ama ya o günkü topluluklarda bu iş kalpten sanılıyordu. Allah da onların bilgilerine uygun bir şey söyledi. Yani tarihselliğe taşıyıp konuyu. Ama bugün geldik öğrendik ki kalbin böyle şeyleri yokmuş. Olay beyinde gerçekleşiyormuş. Şu lobunda gerçekleşiyor, bu lobunda gerçekleşiyor. Dolayısıyla Allah'ın söylediğini de öyle anlamak lazım diye tevhile muhtaç, zahiriyle tarihsel kaldığı ve bugün gelişmiş insanın bilgileriyle örtüşmediği, dolayısıyla bir miktar yorum yardımıyla öyle anlaman artık sen öyle anla, yani onu demek istiyor diye Kur'an'a küçük bir iyilik yapma ihtiyacına dönüştürmemek lazım. Bunun böyle olmaması gerektiğini, Allah Azze ve Celle'nin böyle bir sözünü, kelamını, beyanını böyle bir ne diyelim eksiklikle iç içe bırakmadığını düşünüyorum. O gün içinde, o gün insanların anlayacağı kadarıyla da içine de derinliğini saklayarak bize uzanan zamanlarda söylemeyi başarabilmiştir. Bu Allah Azze ve Celle için zor bir şey değildir. Nitekim bunun nice örnekleriyle Kur'an da karşı karşıyayız. Yani o gün insanları buna ne dedi kardeşim? Bu kadar açık bir bilgi o günlerden bugünlere Kur'an'da taşındı dediğimiz nice ayetler ile karşı karşıyayız. Bu konularda da Cenab-ı Hakk'ın tarihsele boğulup sözü öylesi zorunluluk dolayısıyla kısmen yanlış söylediğini asla düşünmüyorum. Tam tersi, biz o tarihselin içerisinde kendi sınırlı bilgimizle anlayamadığımız için, ufkumuzu taştığı için yetersiz bilgilerimizle kalkıp ayeti anladığımız yere indirgemeye zorluyoruzdur. Asla bunun tersi değildir. Kendini alınan kartlardan bahsediyorlar. Alınmış kartlardan başkasının cennetlerine sokmuyorlar. Yani bu bir faaliyet içinde olan bir organımız mı? Evet. Teskiye ediyor. Temizlenme faaliyetin. İlla men etallaha. İlla men etallaha bi kalbin selim. Allah'a selim bir kalple, sağlıklı bir kalple gelen kimse hariç. İçindeki beyinsizler yüzünden bize helak verecekse,
Evet, efetuhlikuna bime faales sufahâ'u minnâ. Sefihlerimiz yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım diye Cenab-ı Hakk'a sığınan Hazreti Musa'nın ifadesi. Men ilahun gayrullahi, Allah'tan gayrı hangi ilah? Ye'tikum bihi, size onu getirir. Fe izâ lem yekun gayrullahi ye'ti bizalika, Allah'tan gayrı biri yoksa bunu getirecek. Felime abettum, şu halde niçin kulluk ettiniz ma'hu, onunla birlikte? Men la kudrete lehu, kudreti olmayan bir şeye. Ala şeyin, herhangi bir şeye güç yetiremeyen varlıklara veya kimselere niçin ibadet ettiniz? Bunlar yapamıyorduysa onlara ilahlık payesi niye verdiniz? İlah dediğim bunları yapabilmeli. Gözünü, kalbini, işitmeni, basiretlerini Allah alacak olsa o yerine getirebilmeli. Getiremiyorsa, bu sadece Allah'a özgüyse, o zaman ibadet de ancak ona has olmalıdır, demiş müfessir. Hocam, bir de men ilahe gayrullah, men gayrullah, yani Allah'tan başka kim getirecek dememiş de gene sizin son durumunuz, onu gene bir ilahın getirebileceği. Ancak getirirse eğer, ya da ilah düşürür. Yani ilahlık hizasında bulunmak ya da onu başka bir şekilde getirmek, ona ayrı mı tutuyor sonra? Ya, yahut eğer böyle bir şey iddia varsa, bu o zaman bir ilah demektir yani. Yapabiliyorsa bu ilahın işi. Allah Azze ve Celle sadece benim işim diyor. Ama siz ayrı birinden söz ediyorsanız o zaman bir ilahtan söz ediyorsunuz. Hani diyor ya Allah Azze ve Celle, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءُ, dara düştüğünde çağrıda bulunanın çağrısına icabet eden herhangi biri. اَاِلَهُمَّ Allah, Allah'la birlikte bir başka ilahtan mı var? Böyle birinden mi söz ediyorsunuz? Yani evet, dara düştüğünde icabet eden biri daha dediğinizde bir ilahtan söz ediyorsunuz. Başka türlüsü yok. Yani böyle bir şey yapmakla ancak şirk üzeresiniz demek olur. Arada bunu tolere edecek herhangi bir boşluk yok. Bu Allah'a mahsus bir şey. O yüzden Allah Azze ve Celle benden gayrı birisi mi diye hem bu ayette hem benzeri ayetlerde sorar. Hocam sonra şey var, sen sevdiğine hidayet veremezsin, ancak Allah'tır kalpleri çeviren. Evet. İnneke la tehdi men ehbebte. Sen sevdiğine, sevmiş bulunduğuna hidayet edemezsin. Velakinne Allah'a yehdi men yeşe. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Ve hâzâ min edilleti tevhidi. İşte bu tevhidin delillerindendir. Ve butlayan-ı şirki ve şirkin batıl oluşunun delillerindendir. Geçenlerde işte bu meşhur bir fizikçi var ya, bu özürlü sandalyesinde oturuyor. Rahatsız belli ki adam. Ama şu iddiası şu, ben diyor evreni ve varlığı bütünüyle çözdüm. Bunu artık nedir ne değildir ortaya koydum diyor. Ve bu koyduğu şekliyle yaratıcı erke bir ihtiyaç olmadığını iddia ediyor. Yani nasıl oluşabildiğini artık ben çözdüm diyor mevzunu. Dolayısıyla yaratıcı bir erke ihtiyaçtan söz etmeye gerek yok diyor. Yok böyle bir ihtiyaç. Şimdi bunu söyleyen adam, evrensel varlıkla ilgili böyle bir iddiada bulunan adam, kendi bireysel varlığında kim bilir ne küçük bir arızası vardır, ne kadar sınırlı çapta bir yerde böyle bir küçük tıkanma vardır da onu öylece sandalyeye mahkum etmiştir. Orada herhangi bir çözüm olmadığı, onun neden kaynaklandığı, nasıl çözülebileceği ne dair hiçbir bilgisi yok. Herhalde kendi keyfince istediği hal istediği için seve seve o sandalyede oturmuyor. Zaten çoğu yetisini, duyusunu kaybetmiş durumda. Keyfinden yapmıyorsa bunu şayet, mecbur kaldığı için o tıkanıklığı çözemediği, oraya böyle bir ittirip kaktırıp orayı doğru düzeltemediği için. Şimdi kendisi iradeli bir varlık olarak bile koca sistemi çözdüğü halde kendi sisteminde, ki kendisini de çözmüş olmalı, evrensel varlığı çözüyor. İlaha gerek yok diyor. Bunun için biz de bir parçasıyız. Evet, çok minik bir parçasıyız bunda biz. Bu ikisi aynı anda koca bir çarpıklık değil mi? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Sen evreni çözdüğümü bırak, şu kendi varlığında nerede tıkanıklık varsa onu bir
şehit de yani bir sistemle alakalı çözüm iddiası, onu reform, tekrardan oluşturma iddiasıyla eşdeğer bir iddiadır. Yani siz bana bunu getirdiniz ve ilk defa acayip geldi falan, bir gece bana verdi, inceledim, getir yarın dedim ki çözdüm ben bunu. İlk anda biraz bana çok böyle büyüleyici geldi ama çözdüm mevzuyu. Dediğim anda siz şunu düşünürsünüz. Tamam, gidecek fabrikasını kuracak. Kaptırdık şey diye. Bu materyalinden tutun, gerektirdiği bilgiler dahil olmak üzere süreçlerinde eyvah dedip önünde baka kaldığın hiçbir nokta yok demektir. Ve şundan kaynaklanıyor diye her aşamada, ha o da mı, o da şundan kaynaklanıyor. Tamam, sebep sonuç ilişkisi içerisinde evreni çözdüm iddiası bu. Ya sen bunu bu makro boyutta çözmüşsün. Mikro boyutta küçücük, üstelik sen kendi varlığın. Bu nedir? Nerede bir arıza var da bu böyle bir hastalıkla mahkumsun? Ha kendi elin uzamıyorsa bile birilerine anlattı ki benim şuralarımda şurada bir yerim var. Şuraya kaşıyın geçer. Doktorlar falan gelsin. Dolayısıyla biz yani ne kadar bilimseliz, ne kadar pozitifiz düşünün. Yani en iyi fizikçimiz böylesi uçuk bir iddiayı bilim diye dünya sahnesinde ifade edebiliyor. Kral çıplak enstantanesi bile bunun yanında şey kalır. Daha basit kalır. Bütün dünyanın gözü önünde de öylece duruyor. Yani meseleyi çözdünse kardeşim, tamam, bundan sonra biz yeni yeni evrenler yaratacağız demektir artık. Üstelik ilk evren kendiliğinden basit, öylece hasbelkader oluşmuş. Şimdi yeni evrenler yapacak artı bir iradeler var yani. Bundan sonrası daha kolay. Çünkü hani aksadığı yerde de dokunup yoluna koyacak biz varız artık. Tamam. Yeni ilahlar olarak evrene hakim olduk. Zaten öyle söylüyor. Yeni bir yer bulun da oraya taşınalım. İnsanlığın buradaki zamanı şu kadar kaldı. Şuraya gideceğiz, bilmem ne yapacağız. Böyle yumurtlayıp duruyor ve bu büyük şeyler olarak, yani ileri düzeyde fikir olarak sunuluyor. Tabii bunun arka planı ile ilgili de, ya bu fizik dediğim bunun arka planındaki o şey ile ilgili büyük tereddütler oluşturuyor bu sefer. Nice bir şeydir, nasıl bir şeydir ki ürettiği en ileri düzeydeki ünvanlı bir kişi böyle saçmalamaya başlamış. Artık Allah-u Alem, rivayette bir sıkıntı varsa bilmiyorum ama tekzip ettiğine dair de bir şeye tanık olmadım. Ha, belki duymuyor bile diyorsunuz. Bilmiyorum. Bunların hepsi o kendisiyle yapılan bir röportajda okudum bunu. Uzunca bir röportaj. Bir kilise mensubu yapıyor bunu onunla. Onun sahih olduğunu düşünerek söyledim. Değilse söylediklerimizin hiçbir anlamı yok. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.